Bursa sınavına hazırlık serimizin son konusu ondalık gösterim ve ondalık sayılarla işlemler. Bu konuyu göreceğiz arkadaşlar. Faydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvveti olan kesirleri virgül kullanarak gösterebiliriz. Bu gösterim ondalık gösterimidir. Demek ki virgül kullanacağız ve paydamızın da 10, 100, 1000 olmasını sağlatacağız. Faydası 10, 100, 1000 olmayan kesirleri genişleterek veya sadeleştirerek de faydası 10, 100, 1000 yapabiliriz. 5 bölü 10. Bunu okurken ne yapıyormuşuz? Tam kısmımız burada bakın yok. O zaman 0 yazıyoruz tam kısmımıza. Virgül. Burada bir 0 varsa virgülden sonra bir basamak olacak demektir. Eğer 2 0 varsa virgülden sonra 2 basamak. Eğer 3 0 olursa yani 1000 olursa virgülden sonra 3 basamak olacak diyoruz. Şimdi burada 10 olduğu için virgülden sonra bir 0 var. Virgülden sonra bir basamak olacak. O bir basamağı da 5 dolduruyor. 0 tam 10'da 5 diye okuyoruz. Bak burada 1 tam var. O zaman 1 tamı yazıyoruz. Sonra virgül. Burası tam kısım, burası ondalık kısım. Şimdi virgülü koyduk. Bak burada iki tane sıfır var. Demek ki virgülden sonra iki basamak olacak. O iki basamağı da 7, birini dolduruyor. Bir de önüne sıfır koyuyoruz. 0, 7. Hocam 7 arkaya gelse ne olur? O zaman 1.70 olur. Bu 70 mi? Bu 7. O yüzden olmaz. Bu değil. O da tam kısmımız 2. Bak o zaman 2 tam diyoruz. Sonra 3 sıfır varsa yani 1000, 3 sıfır var. O zaman burada 3 basamak olacak. Bu 3 basamağın birini 8 dolduruyor. İçine de iki tane sıfır koyuyoruz. Hocam 800 olsa olmaz mı? Bu şu demektir arkadaşlar. 2 tam 800 bölü 1000 demektir. Böyle bir şey mi? Değil. O yüzden olmaz. Bir de tam o faydası 10, 100, 1000 olmayanlar var. 2 bölü 5 mesela değil mi? 2 bölü 5'i ne yapacağız? Faydası 10, 100, 1000 yapmak için 2 ile genişlet. 2 ile genişlet. Oldu mu sana 4 bölü 10? Faydayı 10 yaptık. O da 0,10'da 4 diye okuruz. 12 bölü 16. Şimdi ilk etapta direkt 16'yı 100 yapamıyoruz ya da 1000 yapamıyoruz. O zaman önce bir sadeleştirelim. Yani bölelim. Sonra genişletebiliriz. Mesela her ikisini de 4'e bölebiliriz. Tamam mı? 12 4'e böl 3. 16 4'e böl 4. Şimdi genişletme yapalım. Bak sen bunu 25 ile çarparsan, bunu da 25 ile çarparsan bunun paydası 100 oluyor. Görüyor musun? Burası da 75 oldu. 75 bölü 100. Tam kısmı var mı? Yok. O zaman 0 tam. %75. Bu şekilde. Şimdi örneklere daha iyi anlayacağız. Okunuşları. 4 tam 10'da 2. 5 tam %3. Bak 2 basamak varsa payda da 100 olacak demektir. 5 tam %3. Burada 3 basamak var biliyor musun? Demek ki payda da 3 0 olacak. Yani paydamız bir kere 1000 olacak. 12 tam 1000'de 123. Yine virgülden sonra 3 basamak var. O zaman 3 tane 0 yani 1000 olacak. 8 tam 1000'de 8. 9 tam 1095. 0 tam %23. Bir daha okunuşu verilmiş. Rakam olarak istiyor bizden. 9 tam 10'da 2 yani 9,2. 10'da dediği için bir 0 var. O bir basamağı da 2 dolduruyor. 8 tam %18. Bak 8 tam yazıyoruz. %18. 2 basamak 18. 0 tam 1000'de 7. 0 virgül. 0 tamını yazdık. 1000'de diyor. Yani burada 3 tane 0, 3 tane basamak olacak. 7 bunlardan birini dolduruyor. O zaman 2 tane 0 koyuyoruz. 2 tam 1000'de 18. 2 tamını yazdık. 1000'de diyor. Yani 3 basamak olacak. 18 bunlardan ikisini doldurur. O zaman buraya bir tane 0 koyuyoruz. 3 tam %2. 3'ü yazıyoruz. %2 diyor. 0,2 o zaman. 4 tam %4. 4'ü yazıyoruz. 0,4 diyoruz. Diğerlerini de siz yaparsınız. Bunlar da ne yapmış? Vermiş kesir halinde. Onu onları kese çevir diyor. 4 bölü 10 yani 0,4. Bak bir basamak olacak. Bir 0 varsa bir basamak o 4'te buraya dolduruyor. 0 tam 81. Yani 2 0 var. 2 basamak olacak. 81 de burayı dolduruyor. 0,1000'de 156. 3 tam diyor. 3 tamı yazıyoruz. Şimdi 3 0 var ya 3 basamak olacak. 84 ikisini dolduruyor. O zaman 0,84. Bir 0 öne yazıyoruz. 6 tam 0,06. 5 tam 0,5. 2 tam 0,8. 1 tam 10'da 5. 6 tam 10'da 9. Bu kadar. Geçtik. Burada ne var arkadaşlar? Tam sayılı kısmı bulmamız lazım. Bu bileşik kesir ya. Tam sayısı nedir? 1 tam 1 bölü 10'dur değil mi?
Bu da ne yapar? 1,1 yapar. Bak bu şekilde yazmamız lazım. 10 için içinde 10 bir kere var. Şuraya yazalım. 1 tam 3 bölü 10. Bu da nedir? 1,3'tür. 41 içinde 10 4 kere var. 4 tam bak 10 kere 4 40. Bir daha 41. 4 tam 1 bölü 10. Yani 10'da 1. Şurayı şöyle silerim şurayı. 4,1. 158 içinde 100 bir kere var. 100 kere 1 100. Buraya da 58 yazılır. Yani 1,58. 125 içinde 100 yine bir kere var. Bu da 1,25. 29 içinde 10 iki kere var. 2 tam 9 bölü 10. Bu da ne yapar? 2,9. 9. Aynı şekilde gidiyor. Bir de binlikten yapalım. Bu nedir? 4000 içinde 1000 4 kere var. 4813'e buraya yazıyoruz. O zaman 4,813. 1011 içinde 1000 1 kere var. 11 bölü 1000. Bak 1000 kere 1 1. O zaman 1 tam 0 11 yazarız. 1 tam 4 bölü 1000'dir bu. O zaman 1,004 yazarız. Gibi. Geçelim. Şimdi ne yapmış? Bileşik kesirleri bunları 10, 100, 1000 yapmamız lazım. Mesela 4 görürsen 25 ile çarparsan 100 olur. 2 görürsen 5 ile çarpabilirsin. 50 ile çarpabilirsin. 20 görürsen 5 ile çarpabilirsin. Ya da 2'ye de bölebilirsin. 8 görürsen 125 ile çarpman lazım. 125 görürsen 8 ile çarparsın. O zaman 1000 olur. Tamam mı bunlar? Özellikle 125 ve 8'e düşmeyin. 25 görürsen 4 ile, 4 görürsen 25 ile diye gider. İşlem yaptıkça anlarsınız. Bunu 2 ile çarp, bunu da 2 ile çarp. Bu da ne yapar? 4 bölü 10'dur. Bu da ne yapar? 0,4. Bu da 4 gördün, 25 ile çarparsan demiştim. Bak 100 olsun diye. O zaman onu da 25 ile çarp. Bu da ne yapar? 75 bölü 100. Tam kısım yok. 0,75. 25 gördün 4 ile çarp. 4 ile çarp. 2 tam 16 bölü 100'dür. Bu da ne yapar? 2,16 yapar. 2 bölü 4. 25 ile çarp. 25 ile çarp. Bu da ne yapar? 2 kere 25. 50 bölü 100. Bu da ne yapar? 0,50. Hatta 0'a değer yok. 0,5 de yazabilirsin. Bunları da siz yapın. 50 gördün 2 ile çarp. 20 gördün 5 ile çarp. Şimdi burada biraz sadeleştirme yapacağız. Önce sonra bölme yapacağız. Mesela bak burası 10. Yapabiliriz bunu. Nasıl? 2 ile böl. Bunu da 2 ile böl. Bak 32 2'ye bölersek 16. 22'ye bölersek 10. Bu da 1 tam 6 bölü 10 mudur? Bu da nedir? 1,6'dır. Aynısı. Buna bakalım. 6 bölü 30. Bak 30'u ne yaparsın? 3'e bölersin. 10 yapar. O zaman bunu da 3'e bölebilirsin. İkisi de 3'e bölünüyor. O zaman bu 3 tam 2 bölü 10 yapar. Gördünüz mü? Bu da ne yapar? 3,2 yapar. 40 bölü 25. Bak ne yapabilirsin? Direkt 4'le çarpabiliriz gerçi. 4'e çarp. 4'le çarp. Ne yapar? 160 bölü 100 yapar. Bu da 1 tam 60 bölü 100 müdür? Hatta şu sıfırlarda gidebilir. Sıkıntı yok. 1 tam 6 bölü 10. Yani 1,6. Hocam 70'i ne yapacağız? Bir şey yok. Bak 7'ye böl. Bunu da 7'ye böl. Ne yapsın? Paydamız 10 olsun değil mi? 6 tam 35'i 7'ye bölsek 5 yapar. 70'i 7'ye bölsek 10 yapar. 6 tam 5 bölü 10. Yani 6,5. 9 bölü 15. Ne yapacağız? Hemen 3'e böl. 3'e böl. Ne yapar? 3 bölü 5 yapar. Bak bunu da 2 ile çarp. Bunu da 2 ile çarp. 6 bölü 10 yapar. Bu da nedir? 0,6. 45 9'u ne yapacağız? Bak 5'e böl. Pardon ne 5'e? 9'a böl. Bunu da 9'a böl. 2 tam 1 bölü 5 yapar. Tamam mı burası? 45 9'a bölsek 5.
Şimdi bunu 2 ile çarp, bunu da 2 ile çarp. 2 tam 2 bölü 10'dur. Bu da 2,2 bulunur. Evet. Bunları durdurup sonra kendiniz bir okursunuz, yazarsınız, çizersiniz. Geçelim hemen. Bunlar da kolay. Hemen kesir değerini bulup sonra paylar genişlet. Hadi bir tanesi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 20 bu. Burası da 16. 20 bölü 16. Bak 2'ye böl. 2'ye böl. Ne yapar? 8 bölü 10 yapar. O da nedir? 0,8 bulabilirsin. Aynısı. Bunları geçelim. Sayı doğrusuna gösterme de var. Şimdi kaç parçaymış? 0 ile 1 aralığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça ayrılmış. O zaman burası 0,1'dir. Burası 0,9'dur. 3 ile burası 10 parça ayrılmış. 3,1, 3,2, 3,3 o zaman. 3,4, 3,5, 3,6, 3,7 o zaman. Bunlar aynı şeyler. Toplam en az kaçtır demiş. Bu bir kere 4 tamdır değil mi? O zaman burası 4. Bu da 19 bölü 1000. O zaman toplayalım 4 artı. Çünkü sadeleşmiyor bunlar. Kutu 19. Bu da 1000. 1000. 19 da 1000. 19 4 daha 1023. Bakalım. Evet. Bunları geçelim. Devirli sayıya gelelim. Arkadaşlar devir sayılar neydi? Virgülden sonrası düzenli olarak arka arkaya giden sayılardı. Bunu payını paydasına bölerek de bulabiliyorduk. Tamam mı? İşte örneklere dayanacağız. 12 bölü 5. Ondalık gösteri bölü 5 yapabiliriz. Bakın payda eşitleyerek yani bunu 10 yaparak gitmeyebiliriz. Ne yaparız? Payını paydasına bölebiliriz. Yani 12'yi 5'e bölebiliriz. Yine virgülü hale getirmek için. Bak, 2 kere var. 5 kere 2, 10. Ne kaldı? 2. Devam ediyorduk. Ne yapıyorduk? Buraya bir sıfır koyuyorduk. Buraya bir virgül koyuyorduk. 20'de 5, 4 kere var. 5 kere 4, 20. Bak 2,4 bulunur. 21'i 4'e böl. Hemen bak 21'i 4'e bölelim. 5 kere var. 5 kere 4, 20. Ne kaldı? 1. Buraya bir sıfır at, buraya virgül at. 2 kere var. 4 kere 2, 8. Ne kaldı? 2. Buraya bir sıfır at, işleme devam et. 5 kere 4, 20. Ne kaldı? 5,25. Evet. Doğru. Şimdi devirli sayılar arkadaşlar buradan biz nasıl bulacağız? Ona bakalım. Devirli mi? Değil. Devirli mi? Değil. Bunları geçelim. Bunlar hepsi payını paydasına bölüyoruz. Evet, buna bir bakalım. Onları göstermişten bölme işlemi yaparak bulunuz demiş. Yok, aynısı bunlar. Devirle sorulara gelelim artık. Mesela 9'u 45'e nasıl böleceğiz? Bakın buraya bir sıfır atarız. Buraya bir virgüllü sıfır atarız. Tamam mı? 90'da 45 iki kere var. 45 kere 2, 90. 0,2 bulunur. 12 bölü 16 değil mi mesela? 12'de 16 yok. O zaman buraya bir sıfır at. Buraya da bir 0,2 at. 120'de 16 kaç kere var? 7 kere var dese 7 kere 6, 42, 7 kere 1, 7. Evet, hemen hemen 7 kere var galiba. Evet. 7 kere 6, 42. 4 elde. 7 kere 1, 7. 4 elde. 11. Ne kaldı burada? 10'dan 2 çıktı. 8. Burada kaldı 1. 0, 0. Şimdi işleme devam ediyoruz. Buraya 0 at. 80'den 16, 5 kere var. 16 kere 5, 80. Bitti. Demek ki 0,75'miş. Bunları geçelim. Evet, devirli sayılara geldik. Şimdi devirli sayı şöyle yapıyoruz. 4'ü yine payını paydasına bölüyoruz. 4'ü 6'ya bölüyoruz. 4'te 6 yok. Buraya bir 0 at, buraya bir 0 virgül at. Tamam mı? 6 kere var. 6 kere 6, 36. Ne kaldı? 4. Allah Allah. Buraya bir 0 at, işleme devam et. 6 kere 6, 36. Ne kaldı? 4. Allah Allah. Bir sıfır at. 6 kere 6, 36. Ne kaldı? 4. Bu hep 4, 4 diye kalıyor. Burası hep 6, 6'ya gidiyor. Bak burası düzenli olarak değişmiyor. Hep aynı oluyorsa diyeceğiz ki ya bir dur artık ya. Bir dur yerinde diyoruz. Üzerine bir çizgi koyuyoruz. Sen artık devirli bir sayısın. Üzerine çizgi koyuyoruz. Durduruyoruz onu. Yoksa bu hep 6, 6, 6 düzenli olarak gidiyor.
5'i 6'ya bölelim. 5'te 6, buraya bir sıfır at, buraya bir virgül at. 8 kere 6, 48 mi? Ne kaldı? 2. Buraya bir sıfır at, işleme devam et. 6 kere 3, 18. Ne kaldı? 2. Buraya bir sıfır at. 6 kere 3, 18. Ne kaldı? 2. Buraya bir sıfır at. 6 kere 3, 18. Allah Allah. Aynı şey gidiyor. Bak burada aynı. Burada aynı gidiyor. O zaman diyeceğiz ki sen bir dur kardeşim. 0, 8 kim devrediyor burada? Aynı giden sayı 3. 3'ün üzerine bir çizgi koyuyoruz. Bak hepsinin değil. Sadece 3'ün. 0, 83 üzeri 3'ün çizgi. Tamam mı? İşte biz buna devirli sayılar diyoruz. Aynen şimdi 1'i 9'a böl, 10'u 3'e böl, böyle böyle gider bu, tamam mı? Buradan bakalım bak. 13'e bölmüş, hep 3, 3, 3 diyecekmiş. 1'i 9'a bölmüş, hep 1, 1, 1 diyecekmiş, 0, 1, 1. Aynı soruları çözmek istemiyorum. 7. sınıfta da bunların devirli hali, kesirli hale getirmeyi göreceksiniz. Atıyorum sana şöyle 0, 32 verildi ya, bunu kesirli hale getirmeyi öğreneceğiz, tamam mı? 7. sınıfta bunu öğreneceğiz. Şimdi değil. Bunlara bakalım. Burada bu şu an 6. sınıf matematik anlattığımız için gerek yok. Sınava bunlardan gireceksiniz. O yüzden yeni bilgiye gerek yok şu an. Burada 5 devretmiş. O zaman 4,5 üzeri çizgi. Burada 8, 8 demiş. O zaman 6,7 sadece 8'in üzerine çizgi. Bu 9, 8 sadece 2'nin üzerine çizgi. Bu 0, 3, 0, 3, 0, 3 demiş. O zaman 5, 0, 3 üzerine çizgi. Bu 1, 1 diyecekmiş. O zaman 2,001, 1'in üzerine çizgi. Bak sadece devreden kim burada? 1. Hocam 0 da var. Hayır. O 0, 0, 1 diye kalmış ama devreden hep 1. Tamam. O yüzden. Burada dikkat edin bak. 123, 123, 123 diyecekmiş değil mi? O zaman bu da 3,123 üzeri şöyle çizgi. Tamam mı? Buna bakıyoruz. 0,72, 0,72, 0,72 diye gitmiyor mu? Evet. O zaman bu da nedir? 4,072 şöyle. Buna bakıyoruz. 15, 15, 15, 15 diye gidiyor. Yani 15,15. Biz hep virgülden sonrasına bakıyoruz. Dikkat edin. Virgülden öncesine şapka falan koymuyoruz. Geçtik. Bu da açılmış halini istiyor bizden. 2,888 diye gidiyor. Bu 5,2333 diye gidiyor. Bu 0,18888 diye gidiyor. Tamam mı? 2,2323 diye gidiyor falan. Geri kalan siz yaparsınız. Karşı gelen kesir onları göster bölme işlemi yaparak bulunuz. Ne demek istemiş? Bu 5 bölü 20. Ha, payını paydasına bölerek bul demek istemiş. Anladım. Önce bunu kesir hale getir. 5 bölü 20. Burada ne var? 5'i 20'ye bölerek bul diyor sana. O zaman buraya bir sıfır at. Buraya da bir virgüllü sıfır at. 2 kere var. 40. Burada ne kaldı? 10. Buraya sıfır at. 5 kere var. 5 kere 20. 100. 0,25 yani. Bunlar kolay. Geçelim bunları. Sonra teste geldik. 4 tam. 1000'de 8. Bak 4 tam olacak. 1000'de olacak. O zaman şu. Testi çözmüyoruz. Konu olarak konu işleyelim. Onları kesirlerde çözümlü yuvarlamayı nasıl yapıyormuşuz bakalım. Burası birler bölüğü, burası onlar bölüğü, burası onda birler, yüzde birler, binde birler. Yani bölükle sayı değerini çarpacağız, tamam mı? Önce çözümlemeyi birkaç örnekle daha iyi anlarsınız. Bu neydi? Birler bölüğü, bu onlar bölüğü. O zaman 5 çarpı 10, tamam mı? Bu da 6 çarpı 1. Bu da 10'da 1'ler yani 1 bölü 10. Artı 4 çarpı 1 bölü 10. Tamam mı? Bakıyoruz doğru. Bu 1'ler, 10'lar, 100'ler. O zaman 100 çarpı 1. Ya da 1 çarpı 100 aynı şey. 2 çarpı 10. Sonra 5 çarpı 1. Artı. Bu 10'da 1'ler yani 1 bölü 10. Bu da yüzde 1'ler. 1 bölü 100. O zaman 1 çarpı 1 bölü 10 artı 8 çarpı 1 bölü 100. Bak bu da 8 çarpı 100. Bakalım.
Yani 1 çarpı 1 bölü 100, 1 çarpı 100, 2 çarpı 10, 5 çarpı 1, 1 çarpı 1 bölü 10, 8 çarpı 1 bölü 100 bunlar, evet. Bazen parantez oluyor, bazen parantez olmuyor. Onda sıkıntı yok. Bu da aynı. Çözümlenmiş hali verilen sayıyı bulalım şimdi. Şimdi bak, çözümlenmiş hali verilmiş. Bak, sayının birler basamağı 7'ymiş. O zaman bu 7 tamdır. Onda birler hemen sağındaki sayı 3'müş. O zaman burası 3. Yüzde birler de 8. Bu kadar. Buna bakalım. Bak, yüzler basamağı 4. Hatırlayalım. Virgülün sol tarafı birler, onlar, yüzler. O zaman burası 4. Hemen şurası onlar basamağıydı. 6 çarpı 10 demek burası 6. Birler basamağı da 8. Onda birler basamağı 7'ymiş. O zaman buraya da 7 yazıyoruz. Evet. Bazen basamak verilmiyor. Verilmediği zaman demek ki o basamak boş. Yani sıfır anlamına gelecek. Bakalım mesela yüzler basamağı 5. O zaman buraya 5 yazalım. Onlar basamağı nerede? Bakıyoruz onlar basamağı yok. Demek ki 0 çarpı bu. Demek ki 0 çarpı 10 demek arkadaşlar. Bu da zaten 0 yaptığı için demek ki buraya 0 yazacağız. Birler basamağı 4. Virgül. Onda birler basamağı 6. Yüzde birler basamağı 8. Ve binde birler basamağı da 9. Şöyle. Evet. Onlar basamağı 6. Birler basamağı 7, virgül. Onda birler basamağı var mı? 1 bölü 10 yok. Demek ki bu 0 çarpı 1 bölü 10 demekmiş. Bu da yutmuş ki 0 olmuş. Demek ki buraya 0. Yüzde birler basamağı 9. Geçiyoruz. Bu da hadi bu virgül hali vermiş. Bunu da yapalım hadi. Bak yine onlar basamağı 9. Şuraya yazalım. Hadi kamerayı kapatın. Onlar basamağı 9. Birler basamağı var mı? Hani birler bir şey çarpmamış. O zaman yok. 0. Virgül. Bak onda birler bu. Onda birler basamağı 1. O zaman 1 yazalım. Burası yüzde birler. Yüzde birler basamağı 2. O zaman buraya 2 yazalım. Ve burası da binde birler. Binde birler basamağı 3. O zaman buraya da 3 yazalım. Cevabı ne çıkmadı? Yüzler basamağı 7, onlar basamağı 8. Bak birler basamağı yok demek ki 0. Virgül. Onda birler basamağı 4. Yüzler basamağı var mı? Yüzde birler yok demek ki 0. Binde birler basamağı 7. Neyse çıkmadı. Sorun değil. Bunları geçelim artık. Benzer sorular. Basamak değeri en büyük rakam. Arkadaşlar hangisinin basamak değeri en büyük? Bunun. O zaman onun rakamı 4. Basamak değeri en küçük rakam. Basamak değeri en küçük burası. O zaman burası da 6. Sayı değeri en küçük rakam. Burada 1 en küçüktür. 1. Sayı değeri en büyük 9. O da bu 9 demek ki. 4, 6, 1, 9, 4. Basamak değeri bu en büyük. 100, onlar basamağı. Bu en küçük 100, binde birler gibi. Basamak değeri küçük olan, büyük olan. Benzer sorular geçelim. Yani yuvarlama geldi değil mi? Yuvarlama. Yuvarlamayı ne yapıyorduk? Hangi basamağa göre diyorsa o basamağı kutu için alıyorduk. Bir sağına bakıyorduk. O bir sağındaki sayı eğer 5 ve 5'ten büyükse bunu bir arttırıyorduk. Eğer 5'ten küçükse bu aynen kalıyordu. Hadi bakalım. Onda birler basamağına göre yuvarlayınız. Şimdi bu sayının onda birler basamağı 2 değil mi? 2'yi kutu için alıyoruz. Bir sağına bakıyoruz. 4. 4 5'ten küçük olduğu için bu aynen kalır. Arttırma azaltma yok. O zaman 2 olarak kalıyor. 6,2. Sonra kutunun sağındakileri de siliyoruz. Bak. 6,2. Buna bak. Bak bu onlar basamış. Onda birler basamağı 5. 5'in bir sağına bakıyoruz 6. 6 5'ten büyük olduğu için yani 5 ve 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırıyoruz. 5'i bir arttır yani kutuyu bir arttır 6 yapar. O zaman 7,6 şunu da siliyoruz. Bak. Yine onda birler basamağı 1. Kutu içine aldık. Bir sağına baktık. 2. 5'ten küçük olduğu için bu aynen kalıyor. Arttırma azaltma yok. 8,1. Şu 2, 3, 4'ü siliyoruz. Buna bakıyoruz. Onda birler basamağı 9. Bir sağına baktık. Evet 8, 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırıyoruz. Bu zaten 9, 10 olur. Yani burayı bir arttırır. Cevap 8 olur. Şunları da 8,0 yazmaya gerek yok. 8. Buna bakıyoruz. 5. Onda birler basamağına göre yapıyoruz ya burayı. Bir arttırıyoruz. 8 olduğu için 5'ten bir bunu bir arttırıyoruz. Burası 0,6 olur. Diğerlerini de siliyoruz.
Yüzde birler basamağına göre yuvarlama. Yüzde birler basamağı kaç? 4. Bir sağına bakıyoruz. Bu. 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırıyoruz. Yani burası kutunun içindeki 4, 5 olacak. O zaman 6,25 olur bak. Şu 9'da sileriz. Bak bu nedir? Yüzde birler basamağı 6. Bir sağına baktık. 0. Hiçbir şey yoksa 0'dır. O zaman onu bir arttırmaya gerek yok. Bu aynen kalır. Onda birler basamağı, şey yüzde birler basamağı 2. Bir sağına baktık. 3. 5'ten küçük olduğu için bu aynen kalır. Arttırma azaltma yok. 8,12. Gördünüz mü? Aynı şekilde gidiyor işte. Gelelim ona bir de binler basamağına bakalım. Binde birler. Binde birler basamağı bak. Onda birler. Yüzde birler. Binde birler basamağı 9. Şimdi bir sağına baktık. Boş yani 0. O zaman 5'ten küçük olsun. Bu aynen kalır. 6,249 yine aynen kalır. Şu soruya bakalım. Bunun binde birler basamağı 3. Değil mi? Bir sağına bakarız. 4. 5'ten küçük olduğu için bu aynen kalır. 8,123 olur yine. Binde birler basamağı 1'dir. Bir sağına baktık. Yok 0. Hiçbir şey yok. Aynen kalır. 7,981. Buna baktık. Bak burası 1. Bir sağına baktık. Nedir? 5. 5'ten, 5 ve 5'ten büyükse kutuyu bir arttırıyorduk. Burası 2 olur. O zaman 0,582 olur. Birler basamağına göre yuvarlayınız diyor. Birler basamağı neydi? 6'ydı. Bir sağına baktık. 2. 5'ten küçük olduğu için bu aynen kalır. 6 tam olur yine. Şunları sileriz artık. Kutunun sağındakileri siliyoruz. 7. Birler basamağına göre 7. Bir sağına baktık. 5. 5 ve 5'ten büyükse kutuyu bir arttırıyorduk. Bu ne oldu? 8 oldu. Birler basamağına göre diyorsa 8'i kutu için aldık. Bir sağına baktık. 1. 5'ten küçük olduğu için bu aynen kalır. Birler basamağına göre yuvarladık. Bir sağına baktık. 9. 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırıyoruz. 8. Birler basamağı kutu için aldık. Bir sağına baktık. 5. 5 ve 5'ten büyükse bunu bir arttırıyoruz. 1. Evet, yuvarlamayı da öğrendiniz. Yeter. Hadi bu soruyu çözelim. 8,751 ondalık gösterimi binde birler basamağına göre yuvarlandığında 8,52 elde edildiğine göre üçgen alabileceği en büyük rakam kaçtır? 8,751 üçgen. Bu yuvarlanmış 2 mi olmuş? Yani şu 1 binde birler basamağına göre diyor ya, binde birler basamağını kutu için alalım hemen. Şu. Bunu bir sağına baktık. Bu 5 ve 5'ten büyük ki bunu 2 yapmış. Görüyor musunuz? O zaman üçgen ne olur? Yani 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Bu değerlerden birini alırsa bunu bir arttırıyorduk ya. Demek ki en büyük dediği için de 9 en büyük olur. Aynen. 5, 6, 7, 8, 9 olur. 9 da en büyüktür. Şöyle ben sileyim bak. 9 en büyük. Buna bakalım. 4 virgül kutu 1, 2. Bak bundan sonra gelir ha. Yarın bundan sonra gelir. Ben inanıyorum. Yuvarlamadan her sene gelir. Birler basamağına göre yuvarlandığı 5 elde edildiğine göre kutunun alabileceği en küçük rakam kaçtır? Şimdi burası birler basamağına göre yuvarlanmış. Yani şurası 4, 5 olmuş ya. O zaman üçgen şey kutunun ne olması lazım buranın? Yani bir kere artması için 5 olması lazım ki bu artsın. 6 olması lazım ki burası bir artsın 5 olsun. 5, 6, 7, 8, 9 olur. Bana en küçüğü soruyor. O zaman en küçük 5 olur. Bu işi sağlayan yani. Evet, ben yaptığım gibi 5, 6, 8, 9 ve 5'i almış. Bunları geçiyoruz artık. Zaten teste geldik. Onları kese çarpma. Arkadaşlar çarpma işlemi normal alt alta yazıyorsunuz. Şimdi daha iyi göreceğiz. Virgüllere bakacağız. Virgülden alt alta gelmesine gerek yok. Normal çarpma yapıyoruz. Bak virgülden sonra burada iki basamak var. Virgülden sonra bir basamak var. İki, bir daha üç basamak. Yani virgülden sonra üç basamak ayıracağız. Normal çarpma bittikten sonra. Şimdi soracağını göreceğiz. 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpmayı nasıl yapıyoruz? İşte bir sıfır koyarsak bir basamak virgül sağa kayar. 100 ile çarparsa iki basamak kayar. Bir, iki. 1000 ile çarparsa 2, 3 basamak sağa kayar. 1, 2 kaymıyorsa bir 0 koyuyorduk bu. Bu şekilde olursa nedir? Burası 'da hata var ya. Buna bakalım. Dikeyde bak 0,7. Yatayda 0,4. 0,7 çarpı 0,4 ne yapar?
İşte bu yapar. İşte işlemlerini bulunuz demiş. Bak. Dikeyde. Dikeyde yok. Nasıl yapmışım ya? 7 mi? Burası 0,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Hepsi dolu olduğu için. 7 çarpı. Bu da 1, 2, 3, 10 tane 8 tane 0. 0,8 diye düşünmüş olabilir. Şu şekilde geçelim ya. Normal çarpma neydi? 4,8'i 1,2 çarpıyorsun. Normal. Virgüller alt alta gelmesine gerek yok. Ama burada zaten gelecek 2 tane olduğu için. 8 kere 2 16. 1 elde 2 kere 4 8 9. 8 kere 1 8. 1 kere 4 4. Normal çarpma toplamı yapıyoruz. 6, 9, 8 daha 17 elde var. 1, 5. 5 virgül, şey 576 ya. Şimdi diyeceğiz ki burada virgülden sonra bir basamak var. Burada virgülden sonra bir basamak var. Topla bunları 2 basamak. Şimdi virgülden sonra 2 basamak sağdan sola doğru ayır. 1, 2. Virgülün buraya gelmesi lazım. İşte bu. Bunu da siz yapın. Bir tane de bundan yapalım. 6,81, 4,1. Bakın virgülden alt alta gelmesine gerek yok. Normal çarpma yapıyorsun. 1 kere 1, 1. 1 kere 8, 8. 1 kere 6, 6. 4 kere 1, 4. 4 kere 8, 32. 3 elde. 6 kere 4, 24. 3 de elde, 27. Toplayalım. 1, 8, 4 de 12 elde var. 1, 8, 9, 7, 2. Şimdi ne yapıyorduk? Virgülden sonra burada bak 2 basamak var. Burada virgülden sonra bir basamak var. Toplarsa 3 basamak. 3 basamak soldan, şey sağdan sola doğru ayır. 1, 2, 3 virgülün buraya gelmesi lazım. Bak 27, 9, 21 elde. Çarpmada böyle geçiyoruz bunları. Hocam bununla çarparsak ne oluyor? Aynı. 0, 9 çarpı 6. Altına yaz çarp. 6 kere 9 54. 5 elde. 6 kere 0 0. 5 de elde 5. Bak virgülden sonra bir basamak var. O zaman bir basamak ayır. Bu. Hocam burada yok. Yok. Yoksa yok. Ne yapalım? Bir basamak ayıracağız. Kısa yolda 10, 100, 1 ile çarpma. 10 ile çarparsa virgül basamak sola kayıyordu. 42,3. Bir basamak kaydır. 14,8. Onları da siz yapın. 100 ile çarpınca 2 basamak sağa doğru kayıyor. 1, 2 virgül buraya. Yani 453,1. Hepsini birer tane çözelim. 1000 ile çarpacağız. O zaman 3 basamak kaydıracağız. 1, 2 kayacak yer yok. O zaman arkasına 0 koyacağız. 8190. İşte 1000 ile çarpalım. 3 tane 0, 3 basamak kayması lazım. 1, 1 kaydı hocam. 2 tane yok. 2 tane de arkasına koyalım. 1900. Şimdi neyle çarpılmış onu bulalım. Bak 8'den virgül bir basamak buraya gelmiş. Bir basamak kaymış o zaman 10 ile çarpılacak. 25 olmuş bak. 1, 2, 3 basamak kaymış virgül. Çünkü burada tamam mı? En sağdadır. 3 basamak ise o zaman 1000 ile çarpılmış bu. 6,8 bir de arkasına 0 almış bak. Bir basamak kaymış bir de arkasına 0 almış. Yani 2 basamak kaymış yani 100 ile. 491 bak. Arkası bir de 0 almış. Yani 1 kaymış. 2 kaymış, bir de 0, 3 basamak kaymış. Yani 1000 ile çarpılmış. Bu da böyle devam ediyor. Siz yaparsınız. Bunları çarp. Çıkan sonuç 6'dan küçük mü büyük mü? Bunu şöyle anlatayım size. Eğer sayı 6 ya, birden küçük bir sayıyla çarptıysan bu sayı küçülür. O zaman 6'dan küçük olacak. 8. Bak birden büyük bir sayı bu. Çarparsan bu 8'ler ne olur? Burada büyük bir sayı ortaya çıkar. 1,43. Bak birden büyük ya. 6'yı sen birden büyük bir sayı çarparsan şu normal 6'dan büyük olur. Yani bir sayıyı sen birden büyük bir sayı çarparsan o sayı büyür. Birden küçük bir sayıyla çarparsan o sayı küçülür. Mesela 7 çarpı 0,5. Bu birden küçük. Sen birden küçük bir sayıyla çarparsan bu küçüldü. Yani 7'den küçük oldu artık. Bu daha küçük. 3 tam onda 2 bak. Bu daha büyük. 9, bu birden büyük ya. Ne yapacağız? 9 kere 3 zaten 27 yapar. 27 9'da nedir? İlla ki büyüktür. Böyle düşünebilirsiniz.
Bu problemleri. Problem de neydi? Sorunun ilk ayrıştırma şeklinde problem diyorduk. Kaç tane çözelim, hemen bölmeye geçelim ve bitirelim. Saatte 80,5 kilometre yol giden bir araç aynı hızla 4 saatte kaç kilometre yol gider? Yani sen bir saatte bu kadar gidiyorsa, bir saatte yine 82,5, bir saatte 80, bir daha 82,5. Çarpma, toplamanın kısaltısını çarpmadır. 82,5'u 4 ile çarpacağız, değil mi? 5 kere 4, 20. 2 elde, 4 kere 2, 8. 2 de elde, 10. 1 elde, 8, 32. 1 de elde, 33. Şimdi virgülden sonra kaç basamak? Bir basamak var, değil mi? O zaman bir basamak ayıralım, virgül buraya gelir. Sıfırın bir değeri olmadığı için 330 kilometre yol alır. Bakıyoruz. Evet. Kilogram 0,75 TL olan domatesten 8 kilogram alan bir kişi kaç TL öder? Yani 1 kilo alıyorsun, 75 kuruş. 1 kilo daha alıyorsun, 1,75 daha, 1,75 daha. Yani 0,75'i sen 8 ile çarparsan toplamanın kısaltılmışı çarpmadır deyip buluruz. 8 kere 5, 40, 4 elde. 8 kere 56, 4 elde, 60, 6 elde. 8 kere 0, 0, 6 elde, 14. Şimdi virgülden sonra burada 2 basamak var, burada yok değil mi? 2 basamak ayıracağız. O zaman virgül, bak 1, 2, virgül buraya gelir. 14, 0, 0, sıfırların bir değeri yok. Demek ki 14 TL para lazım. Ne data yaptım ya? O nasıl çarpma yapmışız? Kafa gitmiş, yorulmuşuz ya. 0,75'i 8 ile çarpalım, baştan yapalım. 8 kere 5, 40, 4 elde. 8 kere 56, 4 elde, 60. Buraya 0 yazıyoruz, 6 elde. 8 kere 0, 0. Ben burayı 1 diye düşündüm ya, kafa gitti. 8 kere 0, 0, 6 elde, 6. Şimdi virgülden sonra burada 2 basamak ayırdık. İki basamak ayırırsak 1, 2 virgül buraya geldi. 6 tam oldu. Yani 6 TL para öder. Kilogram 1,8 TL olan limondan 1,5 kilo alan bir kişi kaç lira öder? Kilogram bu kadar TL. Sen 1,5 kilo aldın. Yani 1 lira 1 kilo alsaydın 1,8 TL ödeyecektin. 1,5 alınca bundan biraz daha fazla. Yani 1,8 çarpı 1,5 dediğin zaman, ya da şöyle düşün. Kilogramı 5 TL olan limondan 2 kilo alırsan kaç para dersin? 5 kere 2, 10 lira ödersin. Yani kilogramla, şey parayla kilogramı çarpılacağını anladın mı? Böyle kafanda bazen basit işlemler yapabilirsin. Bu da 8 kere 5, 40, 4 elde. 5 kere 1, 5, 4 elde, 9. 5, 8 kere 1, 8, 1 kere 1, 1. Toplayalım. 0, 9, 8 de 17, elde var 1, 2. Bak virgülden sonra bir basamak burada var. Bir basamak da burada var. Topla, 2 basamak ayıracağız. 1, 2 virgül buraya gelir değil mi? Sıfırına bir değer yok. 2,7 TL öder. Bu da son sorumuz olsun. Litresi 20 TL zeytinyağından 2,5 TL alan bir kişi kaç lira öder? Bunda bunu çarpacaksın. Kolaymış, geçiyoruz. Evet. Hemen bölmeye geçelim. Bakın bölme işleminde ne yapıyoruz? Normal bölme yapacağız. Yani onu yeri gelince göreceğiz. Kısa yoldan bölmeyi nasıl yapıyormuşuz? 10'a bölersek virgül basamak sola kayıyor. Bak 483,12. 100'e bölersek 2 basamak kayıyor. 1, 2, 48,312. 1000'e bölerse 3 basamak kayıyor. 1, 2, 3, 4,831 falan diye gidiyor. Şimdi bakalım. 8'i 20'ye bölelim bak. 8'e 20'ye böleceğiz. Buraya bir 0 atıyorduk. Buraya bir virgül atıyorduk değil mi? O da ne yapar? 80 bölü 20, 4. 4 kere 20, 80 yapıyor bak. 15'i 40'a böl diyor. O zaman 15'i 40'a bölelim. 15'te 40 yok. O zaman buraya bir 0 at. Buraya da bir 0 virgül at. 150'de 40, 3 kere var. 40 kere 3, 120. Ne kaldı burada? 30 mu? O zaman ne yapacağız? İşleme devam edelim. Oraya bir 0 at. 7 kere var. 7 kere 4, 28. 280 oldu. Burada ne kaldı? 20. Oraya bir 0 at. İşleme devam et. 5 kere var. 5 kere 40, 200. Hop, buldum. Evet. 12 15'e bölelim hadi. 12 bölü 15. 12'de 15 yok. O zaman buraya bir 0 at, buraya da bir virgül at. 8 kere var. 8 kere 15, 120. Bak, 0 virgül 8.
Bunları geçelim, basit sorular. Bunlara bakalım. Böyle virgülle olduğu zaman ne yapacağız? Virgülden kurtarana kadar arkadaşlar işlem yapalım. Bak, bir basamak kaydır, bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır, buraya bir sıfır at. Ne oldu? 160 bölü 4 oldu. O da ne yapar? 40. Virgül kaydırmaca oynuyoruz. İstersen bunu şöyle, şu iki noktayı bölü olarak yazayım. 0,24 bölü 0,06. Şu iki nokta bölme demek ya, ha, böyle yazabilirsin. Şimdi bak, 10'la çarpıyorum, 10'la çarpıyorum, tamam mı? Payı ve paydayı 10'la çarparsam ya da 100'le çarparsam kesin değeri bozulmaz ya. 10'la çarp, virgül basamak sağa kaysın. 10'la çarp, virgül sağa kaysın. 10'la çarp sağa kaysın. 10'la çarp sağa kaysın. Ne oldu? Virgülden kurtuldu bak. 24 bölü 6 oldu mu? O da nedir? 4. 100 ile genişlettik. Bak. 10'la 10'la deyince 10 kere 10. 100 ile genişletmiş oldum zaten. Ya da şöyle yap. Bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır. Bu ne oldu? 24 bölü 6 oldu. O da nedir? 4. Yani 100 ile çarptım. 100 ile çarptım. Buna bakalım. Bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır. Da kayacak yer yok. Bir basamak kaydır. O zaman buraya bir sıfır at, tamam mı? Yani 10'la çarptı. 10'la çarptım ya. 480 bölü 6 oldu. Bak 48'de 6. 8 kere var. Bir sıfır arkasına koyuyoruz. Bu. Böyle böyle gidecek. Buna bakalım. Bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır. Buraya bir sıfır at. Oldu mu sana bu 16 bölü 20? Şimdi 16 20'ye bölelim. Şurada böleyim isterseniz. Amaç virgülden kurtarmaktı ya. Buraya bir sıfır at, buraya da bir sıfır at. 8 kere var. 8 kere 20, 160. 8. Bunları geçiyoruz. Problemlere geçeceğiz. İşte burada virgül kaydırma olayı var. Bir basamak kaydır, bir basamak kaydır, bir basamak kaydır, bir basamak kaydır. Oldu mu? Sana burası 4 bölü 2. O da nedir? 2. Bir basamak kaydır, bir basamak kaydır, bir basamak kaydır. Kayacak yer yok. Sıfır at. 250 bölü 25. O da nedir? 10. Bunlar aynı mantık sorular. Kısa yoldan 10, 100, 1000 ile. 10'a bölerse virgül basamak sola kayıyordu. Hop 4,82 oldu mu? 10'a bölerse virgül basamak sola kayıyordu. Burada virgül başıboş kalmaz. Yani 0,25 olur. 10'a bölerse bir basamak kaydı 35,12 olur. 100'e bölelim. Bak burada hiç virgül yoksa bir bak buradadır virgül. Bak sola kaydırız ilk basamak. 1, 2 virgül buraya geldi. O da baş boş kaldı. Böyle bir sayı gördün mü sen? Olmaz. Ne yapar? İlla başta bir sıfır olur değil mi? 100'e böyle iki basamak kaydı. Bak 1, 2, 73 tam 211 olur. Var mı 1000? Bir de 1000 çözelim. 3 basamak sola kaydıracağız. 1, 2, 3. Buraya geldi. 9,8, 7, 3, 5. Şuna bakalım. Bak, 3 basamak kaydıracağız değil mi? 1, 2, 3 virgül buraya geldi. Tamam. Ve bu baş boş kalmaz. Yine başına bir sıfır koymamız lazım. 0 virgül 3, 5, 1, 9. Evet. Geçelim bunlara. Problem. Ya, sorunu iyi kardeşlemiş şekilde. 5 kilogram. Hocam ne zaman bitecek? Arkadaşlar 5-10 dakika bitecek. Rahat olun. Çünkü bölmenin de son sorularını çözeceğiz. 5 kilogram ve 12,5 TL olan domatesin 1 kilogramı kaç liradır? Bak 5 kilosu bu kadar. O zaman 1 kilosu ne kadar? Sen parayı kilograma bölersen bulursun. Şöyle düşün. 5 kilogramı 20 TL olan domates deseydim sen ne yapardın? 1 kilosunu bulmak için 1 kilogram kaç TL? Biraz daha düz rakamlar olsun ki anlayabilesin. Parayı yani 20 TL'yi sen 5'e bölersen 1 kilosu 4 TL'ye gelmez mi? Bak 1 kilosu 4 TL'si 5 kere 4 20'yi veriyor. Ya da parayı 20 TL'yi 5'e bölersen ne yapıyorsun? 1 kilosu 4 TL olduğunu biliyorsun. Demek ki parayı yani 12,5'u şu 5'e böleceğiz. Bu kadar. Nasıl bölme yapıyorduk? Virgül kaydırmacı yapmamız lazım. Bak 10'la çarp, virgül basmaz sağa kayır. 10'la çarp 50 olur. Yani 125'i 50'ye böleceğiz. Buradan bunu anlıyoruz. 2 kere var. 2 kere 50, 100. Ne kalır? 25.
Buradan 25 devam ediyoruz. Buraya virgül atıyoruz. İşleme de burada bir sıfır atıyorduk. 250'de 50, 5 kere var. O da ne yapar? 250 yapar. Yani kilosu 2,5 TL'ye gelmiş. Kilogramı. 1 kilosu 2,5 TL. Evet, aynısı. Veysel 24,5 TL borcunu 5 günde eşit olarak ödeyecektir. Buna göre Veysel günde kaç lira öder? Yani sen 30 lira borcun olsaydı, hadi 25 lira olsaydı, 25'i ne yapacaktın? 5'e bölecektin. Her gün 5 lira, 5 lira, 5 lira ödeyecektin. Bunun gibi. O zaman 24,5 TL'yi 5'e bölmeni istiyor senden, tamam mı? Buradan bunu anlıyoruz. O zaman virgül basamak kaydırıyoruz. Buraya da ne yapıyoruz? Bir sıfır atıyoruz. Yani 10'la çarp, 10'la çarp. Yani 245 bölü 50 oldu. 4 kere var. 4 kere 50, 200 yapar. Ne kaldı? 45. Buraya virgül atıyorduk. Buraya bir sıfır koyduk. İşleme devam ediyoruz. 450 50, 9 kere var. 9 kere 5, 45. Bir de sıfır var. Yani günde 4,9 TL ödeyerek borcunu bitirebilir. Neyse. Evet, son iki soru. Bir sinemadaki öğrenci bileti 6,25 TL'dir. Bir grup arkadaş sinemaya bileti için 125 TL ödediğine göre bu grupta kaç kişi vardır? Yani kişi başı bu kadar. Toplam verilen para da 125 lira. Acaba kaç kişi geldi? 20 kişi mi geldi? 18 kişi mi? 30 kişi bilmiyoruz. Toplam parayı bir kişi fiyatına bölersek, 6,25'e bölersek kaç kişi geldiğini buluruz, tamam mı? Toplam parayı bir kişi fiyatına bölersek toplam kaç kişi geldiğini buluruz. Bak, virgül kaydırmacı yapıyoruz. Bir basamak kaydır. Yani 10'la çarp. Burayı da 10'la çarp. O zaman buraya bir sıfır at. Çünkü virgül kayacak yer yok. Bir sıfır koyuyoruz. Bir basamak kaydır. Hep sıfır at. Ne oldu? 12.500'ü 625'e böleceğiz. Şimdi 125'te 625 yok. O zaman 1250'de 625 2 kere var desek. 5 kere 2 10. 1 elde. 2 kere 2 4. 1 elde. 5. 2 kere 6 12. Tam geldi bak. Bu sıfırdan ne gelir? Buradan buraya gider değil mi? O zaman 20 kişi sinemaya gitmiş. Evet. 20 kişi doğru. Çarpımları 7,2 olan iki sayıdan biri 0,09 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Şöyle desem ben sana daha rahat anlayacağın şekilde. Çarpımları 20 olan iki sayıdan birisi 5 ise diğeri kaçtır? Ne yaparsın? Şu büyük sayıyı 20'yi 5'e bölersen diğer sayının 4 olduğunu bulursun değil mi? 5 kere 4 20 yapıyor. Aynı şekilde çarpımları buymuş. Şu büyük sayıyı buna bölersen diğer sayıyı buluyorsun. O zaman 7,2 bölü 0,09. Tamam mı? İster böyle yaz, istersen de şöyle yaz. Fark etmez, tamam mı? Bak, bir basamak kaydır, bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır, buraya bir sıfır at. Oldu mu sana bu 720 bölü 9? Bak, 72'de 9, 8 kere var. 9'a böl 1, 72 9'a böl 8, bir de sıfır var. 80'i buluyorsun. Aynı mantık. Bak, virgül bir basamak kaydır, bir basamak kaydır. Bir basamak kaydır, buraya bir sıfır at. Oldu mu sana yine 720 bölü 9? Bak, 8 kere var. 9 kere 8, 72. Hop, bu sıfır da buradan buraya gider. Yine 80'i bulursun. Demek ki diğer sayı 80'miş. Evet, bu kadarlık yeter çocuklar. Bakıyoruz sonra zaten oran konusuna geçmesi lazım. Evet, oran konusuna geçmiş. Çarpmayla da bitmiş. Bugün dersimiz de burada bitsin. Artık birinci dönemin ilk konularını bitirdik çocuklar. Sınava hazırsınız. Allah izin verirse yarınki sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Yani biraz daha dikkat ederseniz, soruları çözerken böyle heyecan yapmazsanız, ondan sonra İşte bir soruya takılıp kalmazsanız, atıyorum bir soru zor geldi, tamam zor olabilir, illa hepsi kolay diye bir şey yok. 5 dakikanı, 10 dakikanı, 15 dakikanı, 20 dakikanı verirsen, bir soruyla cebelleşirsen sen ne yaparsın? 10 tane soruyu çözemezsin. Bu sefer ne yaparsın? Zaman kaybettiğin için stres yaparsın ve diğer soruları da yanlış çözmeye başlarsın. Oturup ağlarsın hatta stresten. Ama şöyle yapsan, çözemedin mi? Onu yuvarlak içine al. Sonra geç diğer soruya. Çözmeye çalış. Çözdün işaretle. Çözemedin mi? Yuvarlak içine al. Ya sen o 100 sorunu illa bir 80 tanesini rahat çözersin, işaretlersin. Tamam mı? Geriye kaldı 20 soru mu? Zamanın yeter. Çünkü çok zaman kaybetmedin ya. Geriye dönüp baktığın zaman o 20 sorunun da en az 10-15 tanesini tekrardan çözersin. Niye biliyor musun? Çünkü beyin öyle bir şey ki boş durmuyor. Sen diğer sorularla uğraşırken hala o çözemediğin soruyla da uğraşıyor beyin. Sen farkında değilsin.
Bunu şöyle örnek vereyim sana. Şimdi bir arkadaşın ismi göz önüne geliyor ama ismi aklına gelmiyor değil mi? Lan dilimin ucundaydı. Neydi bu çocuğun adı? Allah'ım unuttum falan diyorsun ya. Ama aradan zaman geçiyor, tamam mı? Sen uyuyorsun, kalkıyorsun, yemek yiyorsun, içiyorsun falan. Bir anda tak diye beynine geliyor. Aa, lan adı İsmail'di falan diyorsun. Nasıl biliyor musun? Çünkü beyin sen uyurken, yatarken, yemek yerken boş durmuyor. Kütüphaneyi karıştırıyor. Arka planda çalışıyor hala o. Nasıl ki telefonumuzda arka planda bir sürü uygulamalar çalışıyor ya. Aynı onun gibi beyin de boş durmuyor. Yani kalbi yönetirken, kulağı yönetirken, bağırsakla yönetirken aynı zamanda sen o aklındaki o ismi de bulmaya çalışıyor ve tak diye buluyor. İşte bunun gibi. Sen de o soruları çözerken çözemedin ya. Sonra gittin, sona kadar geldin, geri dönüp baktığın zaman o soruyu tak diye çözdüğünü göreceksin. Aa, ben burayı nasıl kaçırmışım, burayı görememişim. Şimdi aklıma geldi dediğini göreceksin. Çünkü niye? Beyin boş durmamış, o soruyla uğraşmış. Ondan dolayı yani. O yüzden yani çözemediğin soruyu geç ve zaman kaybetme. Bak şu soru hoşuma gitti. Bunu da çözelim de öyle bitirelim o zaman. Şimdi bak bu soruyu çözüyoruz ve bitiriyoruz. Virgül ne yapacağız? Böyle sorularda virgül kaydıracağız ya. Bunu bir basamak kaydır. Buraya bir sıfır at. Oldu mu sana bu? 360 bölü 36. Evet. Eksi. Bak, virgül bir basamak kaydır. Virgül kaydır. Virgül kaydır. Buraya da kaydır. 48 bölü 8 oldu mu? Oldu. Çünkü virgülden kurtulduk ya. 360'ı 36'ya bölersek 10 yapar. 48'i 8'e bölersek 6 yapar. Ondan da 6 çıkarsa 4 kalır. Hop, cevap bulundu. Amaç neymiş? Virgülden kurtarmak. Virgül kaymıyorsa 0 koyuyorsun. Çünkü 10 ile çarp, 10 ile çarp yapıyoruz. Tamam mı? 10 ile çarp, 10 ile çarp, 10 ile çarp, 10 ile çarp. 10 ile çarptığımız zaman virgülde birer basamak kayıyor diye. O mantık. Ben soruyu buluyoruz. Evet, yeterli bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.